Bu tarih şeytanın sözüge aldınıp, Xudani tınşımay guna kılgan Adem adı bilen Hava anıdın başlandı. Ular Xudanın sözüge boysunmadı. Şu sebepten Xuda bilen Ademzatın arsıdaki yaxşı münasibet buzuldu. Bunun bilen ular gunani ve gunanın akıbeti bolgan ölümünü beşikten keçirdi. Ular uyatlıq caylarını dərəx yopurmaqları bilen yapkan idi. Lekin Xuda bununla razı bolmadı. Xuda ularının uyatlarını yopurmaqının ornığa hayvan terisi bilen yaptı. Xuda özü ularının uyatlarını yepiş üçün hayvanı birinci ketim kurbanlık kıldı. Adem atı bile Hava ananın Qabıl ve Habıl ısımlıq iki oğlu bolgan. Qabıl Xudağa özü östürgen köktat usuldun kurbanlık ekeldi. Habıl bolsa hayvanı ve onun kinini kurbanlık kıldı. Xuda bolsa Habıl'nın kurbanlığını qobul kıldı. Qabıl'nikini rət kıldı. Nemi sebepten? Çünkü guna bizni Xudadan ayırıp ölümge mehküm kıldı. Şuna guna qarzi hayat bilen tölünüş kerek. Qabıl kızgınıştın insi Habıl'ni öltürüp, Ademzatının köp kısımını karanğılık yolga başladı. Yüzlügen yıllar ötüp, ehval tekimu yamanlaştı. Şuna Xuda, Nuh ve onun ailesinden başka hiç kim yeryüzüde yaşaşka layık emes dedi. Xuda Nuh aleyhisselamğa çoğun bir keme yasaşını buyurup, buna üçün berildiğen Xudanın cazası yıkılınap kaldı. Bırak cazadın kutuluşunun bir amali kemige kiriştir, deb dünya halkıge cakalaşını etti. Ademler Nuh'nun sözüge işenmestin kürüştü. Asmandan yağmur yığıp, yer astıdın su bulakları etilip çıkıp, yeryüzüne topan suyu bastı. Topan suyu barlıq adam ve hayvanatlarını halak kıldı. Şunda kılıp, adamlar öz günahları üçün Xudanın cazasına uçurdu. Pekat Nuh ve onun ailesi kemitki canavarlarla aman kaldı. Andın işençinin atısı bolgan İbrahim aleyhisselam meydanğa çıktı. Xuda onunla oğlunu kurbanlık kılışını buyurdu. İbrahim hapı boldı, bırak Xudağa boysunup oğlunu kurbanlık kılış üçün taqa elip geldi. İbrahim oğlunu boğuzmakçı bulganda Xuda onu toxtutup, oğlunun ornığa koyunu berdi. Koy İbrahim'nin oğlunun orunda kurban bolup onu kutkusup kaldı. Kan üçün kan, can üçün can. 400 yıl ötti. Xuda Musa aleyhisselamğa İsrail halkını Mısır'dan elip çıkışını buyurdu. Mısır padişası bununla karşı çıktı. Xuda onunla 10 ceza evetti. 10. ceza hemi ailedeki tunca oğullarını öldürüş idi. Lekin Xuda İsrail'nin her bir ailesi koyunu kurbanlık kılıp, onun kenini öylerinin işik beşiğe sürkep koyuşunu buyurdu. Tunca oğullarını öldürüş için evetilgen perişte işik beşiğe kanını görüp, bu öydeki tunca oğullarını öldürme ötüp geçiş şart idi. İsrail yaki Mısırlı kul yaki erkin adam bolışı karmay Xudanın etkinini kılsa oğulları ölümden aman kalattı. Mısırlıklar üçün Musa agahlandırgan paciye yüz verdi. Kurbanlık kılıp Xudanın mehrini elçiğe karşılık kılgan Mısır'nın her bir ailesi de jığa avaz anlandı. Keyin Musa aleyhisselam İsraillarga Tevrat'ın verdi. Onun da gunani keçiriş yolları körsütülgen. Bu kayıda boyca guna kılgan kişi ruhaniğa kurbanlık kılış üçün bir koyunu ekilip onun beşiğe kolunu koyattı. Bu şu kişinin gunayı koyuğa ötti degenini körsütetti. Andın koyunu boğuzlap kurbanlık kılattı. Kurbanlık yeni bilen adamın gunayı şuyulgan bolattı. Davud padişah bilen peygamberler Tevrat'a emel kılıştı, lekin ular hayvanın kini adamın günahını hakikaten juyalamdı, yaki bu gelecekte yüz berdiğin işinin bir işaret belgisi mi deb sürüşte kılıştı. Davud aleyhisselam gelecekte öz evladının çıkıdığın padişah doğruluk peygamberlik söz etti. O padişahın kemtar ve rahimdil bolduğanlığını etti. Mesih padişah günahsız, mükemmel, ayıpsız, kamçılıksız boludu. O azaplanıp çapraz yağışka mahlanıp, en layık kurbanlık bolup ölüdü. O ulu kurbanlık kozu boludu. Mihmanhanlarda orun bolmuğanlıktan Eysa aleyhisselam at eğilde pak kız Meryem'den tuğuldu. O padişah Davud'un evladından çıkan şahsede bolsun mu, lekin kembeğel yaşadı. Yezinin padişçileri ve şerhtin kelgen yıldızşınaslar tuğulgan boğaq Eysa'a soğular berip hürmet büldürüştü. Ular Eysa aleyhisselamının Xuda vədi kılgan kutqazıkçı ikenliğe guvalıq berdi. Eysa aleyhisselam adamlarga muhabbet haqiqat teşlik haqiqatı təlim berdi. O adi yağışı bozumu lekin dana boldu. O Xudanın sözüge əməl kılmaydıgan iki yüzlük dindarlarını paş kıldı. Onu günahlarga tovu kıldıgan adamlar yaxşı görüldü. Eysa aleyhisselam qargu, pan, toku ve vücudunu cin iglev alğan kişilerini saqaytdı, ölüklerini tırıldırdı. Baş panasız mücüzlerini yaratkan ustaz Xudani sürgüçlerini durus hayat keçirişge çakırdı. Eysa aleyhisselam Xudani atam dəb atdı ve Xudani adamlarını adı da yaxşı gördüğünlüğünü görsetdi.
Худа барлык адамларны өз балдардак яхшы көрүшүнү халган. Лекин бир маселе мавжуд иди. Адамлар гунакар, Худа мукаддестур. Адам аттын башланган гуна һәммәбезне Худадан айырып этти. Айса Мәсих инсанларны Худа белән яраштыруш жолын билетти. Яхья пәйгамбер Айса хакыда бу бүткүл инсанларның гуналары өчен курбан булган Худаның косы дигән. Айса алейхиссалам улы курбанлык булышка таланган Мәсихтур. У бирме гуна кылып бахмаган. Мукаддас, пах, мукаммал ва инсанларның гуна қарызларын өтәшкә лайык курбанлык булган. У айыпчылар орында айыпсыз, гунакарлар орында мукаддас шәхс. У бу ишни Худаның ирадәсенә әмәлгә ашыруш, инсанларның гуналарын жуюш, уларны гуна куллыгыдан азат кылыш ва адам аты түбәлдән бузылган Худа белән инсанларның арасындагы мөнәсәбәтне әслегә келтерүш өчен кылды. Айса алейхиссаламның чапрас ягачта курбан булып өлеше бу яһуди ва римлыкларның ирадәсе буенча эмас, бәлки Худаның ирадәсе буенча әмәлгә ашырылды. Худа Айса алейхиссаламны пәйгамбәрләрнең алдын ала әйткәннәрен әмәлгә ашырыш өчен курбан кылды. У инсанларның гунае өчен курбан булды. 3-нче көне Худа уни өлемдән тирилдерди. Бу иш Айса Мәсиге ишенгәннәрнең мәңге хаят яши өчен келгисидә әшүндәк тирилишегә Худаның алдын ала бергән бишарите булды. Айса Мәсих шагыртларга кайтып келмән дип вәде берди. У әнди келгендә патша ва сочи сүптедә келеди. Айса Мәсих инсанлар гуналлары түбәледен дозакка кетмәслеге өчен Худа белән булган мөнәсәбәтне әслегә келтириш өчен Худаның адамзатка сунган согысыдыр. Һәр кандай соға сез уни кабул кылмыгыча сезгә тәлүк булмайды.